Irmak özellikle seni çekeceğim. Irmak'la Tuğba geldi kızlar. Ben şimdi geldim eve. İşten gelince biz de almadık hemen. İhat ettim. Ablamızın yeni yılını kutladık. Elini efendim ben geliyorum diyor. Sanki benim başımda. Kız ne yapayım ben ne bileyim. Kurabiye yapacaktık kızlar. Bakar mısınız hepsini yapmış Irmak. Süslemesi. Gündüz sağ olsun. Böyle çamaşırlı. Ben de glazürlerle süslemesini yapacağım. Kaç tane bu? Bayağı var. 40 bayağı taneden var fazla gibi. Yani ben 20 son taneyi bir saatten fazla sürdü. Hadi sen söyle. Sen elini alışmışsın. Aynen. Kız şey, Tubişkon'da bana yavaş hediye salmış kızlar. Hemen gösteriyorum. Evet. Bakın, fenomenterli. Artık benim de bir fenomenterliğim var. Evet, Fenomen ablamıza fenomenterli. Ya yedim fenomenterli. O kadar rahat ki kızlar, bakar mısınız? Evet. Çok güzel oldu. Bu kadar hamaratlığa, bu kadar ayakta kalmaya dedim ayacıkları rahat etsin. Kız canım benim kesene bekledim. Sana hediyesini evde unutmuş. Onu da merak ediyorum ama. Neyse onu sonra bir dahakine çekeriz. Evet. Sürpriz. Biz işlerinde de giysen çok farklı derişim bacaktan dinlenir biliyor musun? Zola giyerim belki. Evet. Evet. Evde giyerim. Yok işlerinde giyim ulan. Bacaktan dinlenir. İşlerinde dinlenmezler ama. Rengi iddialı biraz. Terlik ya. Şey ya. Ve şimdi kahvaltımızı yaptık kızlar. Biz okula geldik. Alya'nın okuluna. Buradan da onu ana sağlığa götüreceğim. Bir baktıracağım. Onu okula göndermedim bugün. Sadece şu kurabiye yapmıştım ya, glazürlü kurabiyelerden. Onların da resmini atarım size. Çünkü tek tek gösteremedim yaparken. Onları sınıfa bırakacağım ve şey yapacağım. Anne de geldi benimle. Anne girmeyecek tabii. Geliyorum anneciğim. Sonra yine görüşürüz. Bak bakayım ana. Ve eve geldim. Bakın görüyor musunuz kızlar ağacımızı? Resmen yılbaşı çiçeği gibi olmuş. Çok hoşuma gitti. Şimdi çam ağacımız da burada. Alişkom da burada teyzeleri. Bak her yere kar yapmışsın. Görüyor musun? Karşılıklıyı aldı. Bakın ne aldık. Evet ben eve geldim kızlarcığım. Bugün biliyorsunuz yılbaşı. Daha önce de söylemiştim sabahta. Okula gittik geldik. Sağlık ocağına götürdüm. Aileye çok şükürler olsun ki doktor. Hani öyle endişelenecek bir durum yok. Genel durumu iyi dedi. Aferin diye şurup vardı. Ona devam edeyim dedi işte. İki gündür onu veriyordum zaten. Ve şimdi hemencik geldim. Bir taraftan ev toparlıyorum. Allah'tan Doğa geldi yanıma. O da yardım ediyor. Bir taraftan da kızlar yılbaşı hazırlığına başladım. Şöyle bakın çiğ köfte var. Biz bunu sürekli alıyoruz. 1 kiloluk. A101'den. Çok güzel çıkıyor. Şimdi yeşillik doğrayacağım. Onu hemen sıkıp servis edeceğim. Yani servise hazırlayacağım. Burada bakın gördüğünüz gibi şöyle kıyma çıkardım. Bunu hemen güzel böyle bol soğanla ve kapya biberle, yeşil biberle güzel bir Ali Nazik üzeri hazırlayacağım. Ve Ali Nazik yapacağım. Közlenmiş patlıcanla. Sonra burada da böyle yine güzel bir şehre çorbası yaptım. O pişiyor. Sonrasında tavuğumu haşladık, dedikledim. Ondan sonra tavuklarımı soslayacağım, böyle bir baharatlayacağım. Tavuklu, fıstıklı pilav yapacağız. Benim yapacaklarım bu kadar olacak. Gerisini zaten kayınvalidemler, görümcemler sağ olsun onlar yapıp getirecek. İşte kuru yemişlerimi hazırladım. Hepsini karıştırdım. Dün almıştım. İşte Migros'tan aldıklarım vardı, Halka'dan aldıklarım vardı. Bütün kajusu, fındığı, fıstığı, ıvır zıvırları hepsini karıştırdım. Ondan sonra içeceklerim zaten dolapta bir kısmı balkonda. Cipslerim burada hazır. Yani sadece kaseye koymalık. Tuğçe kim gelecek? Tuğçe kim gelecek sağ olsun. Gömcemin kızı. O da yine mısır ekmeği yapmış. Ve şey siz söyleyin. Mısır patlıcık getirecek o da işte. Meyvelerim de yine balkonda hazır sayılır. Sadece işte en son servis ederken soyup hazırlayıp sabahları servis edeceğim. Böyle kızlar Allah nasip ederse güzel bir akşamda bizleri bekliyor olacak. Şimdi hazırlığıma devam. Yılbaşı hazırlığını çek diyenler var. İşte bir kısmını çekebildiğim kadarını çekeceğim kızlar. Çünkü nasıl acil nasıl şey yapıyorum hızlı bilemezsiniz. Çünkü Ali işte biraz rahatsız olduğu için bir tarafta onunla ilgileniyorum. İşte biliyorsunuz daha çok ilgi istiyor çocuklar o durumlarda. Ondan sonra bir taraftan dün çalıştım zaten, bugün izinliydim, her işim bugüne kaldı falan filan derken. Ama gelenler yabancı değil, her şekilde yetiştiririm, üstesinden gelirim Allah'ın izniyle. Şimdi başlayalım beraberce. Hemen kıymaların üstüne birazcık kızlar, tuz. Ve karabiber ilave ediyorum ki çabuk bu şey yapsın diye.
çabuk çözüyorsun diye. Ondan sonra ben böyle ince ince koyuyorum ya yemekli kıymaları, şey olmasın diye, siz söyleyin. Hani çözdürmüyorum, önceden çıkarmıyorum. Ancak böyle tepside, şey tencerede hemen çözülüyor. Neyse birazdan çözülürse iyice kavrulacak. Ondan sonra soğanla, biberlerini, domatesini ekleyeceğim. Güzel bir harç hazırlayacağım. Şurada yine donmuş biberlerimden çıkardım kızlar. Bunlar hafiften bir dakika hemen kendini bıraksın. Ondan sonra güzelce bunları da doğrayacağım. Hatta şunu kendine bakmasına gerek yok. Yeşil çabuk doğranıyor. Şöyle bunu doğrayayım. Minik minik. Soğanımı da doğrayacağım. Aile iki tane soğan verir misin bana hemen anneciğim? Veririm. Aile de bana yardım ediyor. Getir götür işte de teyzeleri. Şükürler olsun güne göre bugün daha iyi. Bir de bu kadar işimin arasında biraz önce de Aile bardak kırdı kızlar. Bir de onu temizle. Yani bir görün. Böyle acele edersiniz de her şey süsle gelir. Ay bir dakika ya, benim normal kapyetlerim vardı. Ay ya, iki tane kapyetler vardı o gün annem vermişti. Versene kızım onları doğrayayım ya, bununla uğraşmayın şimdi. Acele işim. Ay. Evet, şimdi doğrayayım ben hemen kızlar. Ah anacım, imdadıma yetişti görüyor musunuz? O gün İstanbul'a giderken vermişti ya bana bunları. Dolabında kalmıştı. Şimdi iyi oldu bana. Neyi buldun? Ya, tamam anneciğim. Bak rafın önündeymiş. Fünye'yi de bir iyi bir kaybedeceğim de ne zaman bilmiyorum. Evet. Bir kesini kaybetmişti ben buldum. Şimdi balkonumu bir yıkayacağım. Aslında temiz de yine de işte girip çıkmak gerekiyor bugün sürekli balkonuma. Onun için yine bir şöyle bir su geçireyim üstünden. Tozlanıyor illaki. Açık balkon olduğu için. Böylece eridi. Pişmeye de başladı. Şimdi suyunu çektim. Birazcık sonra hemen soğanlı ve diğer acarlarını ilave edeceğim. Azıcık da salça koyacağım. Bir güzel bunu pişireceğim. Hadi bakalım. Hadi Duygu, hadi Duygu. Evet, soğan zamanı geldi. Evet. Alya her yere sıkma Alya. Ay kar spreyi aldık. Her yere sıkıyor. Camlara sıkın sadece. Camlarım zaten silinecek. Biberlerini de atıyorum. Şekerler. Bununla da iyice kavrulsun. Sonra sıra geldi domatese ve baharatlarına. Evet şekerlerim, şimdi de haşlanmış tavuklarım var diye bitmiştik. Onları bir güzel baharatladım. Bu da karabiber, kekik ve toz biber koydum. Birazcık yağ ve şimdi tuz da ekleyeceğim. Bu böyle hem ısınmış oluyor hem de işte şey, biliyorsunuz tavuklu fıstıklı pilav yapacaktım. Hem de işte siz söyleyin, baharatlanmış, biraz daha lezzetlenmiş oluyor. Harbiye içmiş evvel canım. Ay Allah ya, şu şey ünite dolabında, oradan bulursun kız bir şey. Ünite dolabının altında şey var. Ayda biz boş masaya geldik, masada hiçbir şey ya. Yok. Ya. İşte aynen. Ya. Aydan oradan bak kız, bir şey bulursun. Dur. Ya ben seni doyurdum, ne işte az kaldı ya. Yapacağım hepsini. Diğer şeyi de koydum tavuğu. Ya yani ikiye böldüm çünkü tavaya sığmadı.
Hem iki tavuk artı bir de göğüs yaptık. Kayınvalidem de göğüs varmış, bir de onu aldım. Ben iki tane tavuk almıştım. Gözüme az geldi ama yetermiş aslında. Çünkü bir sürü şey var. Allah bereket versin. Çok yani bu dinleyeceğimiz. Herkesin Rabbim herkesin eline de versin. Şuna koyayım da. Kaşıklar herkes tabağına alsın. Okay, o da olur Aycan bacım. Da o benim değil Aycan da ya. Ne olur ne olmaz. O arkadaşımın başka bir şey yok. Öyle mi? Okay, dur. Dur Aycan da başka bir şey. Dur. Şurada nasıl Aycan bacım? Çabuğa aldım yani. Hı-hı. Bunu geri oraya mı koysam? Ben koyarım kız. Uğraşma. Uğraşma. Ben sakarım onu, kırarım, mırarım. Bir sakar daha geliyor. Aydın abla. Kırar mırar benim. Arkadaşım bir şey mi? Tam sakar. Yemin ederim ya, bardağı şuradan alıyor, makineye koyacak ya, çat şuraya çarpıyor. Ben de Aydın abla çok sakarım ya, bazen öyle oluyor yani, vallahi ne yapayım. Şimdi tavuğun tavasına kızlar tekrar yağ koydum, zeytinyağı koydum ve fıstıkları da attım üzerine. Bunlar ben böyle ayıtlanmış fıstık alıyorum. Bazen böyle tatlı ya da işte böyle şeyler için. Bunlardan koydum. 300 gram kadar fıstık var burada. Bir güzel bunu rengi değişene kadar kavuracağım. Sonra da pilava geçeceğim artık. İkinci. Şekerlerim görümcem. Pilava geçti hemen sağ olsun. Bir paket yani 1 kiloluk böyle pilavı 5 bardak geliyor zaten. Böyle hemen koyduk. Güzelce suyu da ısıttık. Önce şehriye işte bildiğiniz şehriyeli pilav ya anlatıyorum ben de. Sonra da fıstığını ekleyeceğiz. En son da tavuğunu alta koyup pilav koyup kaseyi pıt ters çevireceğiz işte bu kadar. Ve kızlar şimdi kayınvalidem de böyle kabak tatlısı yapmış. Ve şimdi üzerine tahin gezdireceğim şöyle. Ve bolca da ceviz koyacağım. Ve bunu da masaya götüreceğim. Bakar mısınız güzelliğe? Hop. Kızlar bağırmayın Aliye Doğa. Evet. Şekerleri bolca da kızım biraz ört şu kapıyı ya soğuk iyice erimeyecek. Bolca da ceviz kızlar üzerine böyle. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Kızlar kayınvalidem de ceviz bol olduğu için böyle bol bol koyduk. İyi ki de evde kalmamışsınız Mayrem. Kızlar pek şıksınız kız. Teşekkür ederiz. Sen de öyle canım. Kızlar bunlar var ya bunlar olduğu sürece ben bugün rahatım. Evet mutfak bizden sorulur. Yok kız. Tabii ki öyle. Ben de dedim. Ben gelince sen rahat et. Mutfak bizden sorulur. Seni yerim ben. Kızlar ya bakar mısınız? Bu kadar olur. Portakal almış. Ayten ablam da. Ve borcam almışlar bana. O kadar borcuma ihtiyacım vardı ki diyor ki vlogunda seyrettim. Ve yaptığı tatlıya bakın. Muhteşem de bir böyle ıslak kek yapmış. Ay ne diyeyim kız siz. Kız her gün gelin bize her gün yılbaşı. Değil mi? Bağlarımız valla şükür kuvvetli. Değil mi? Kız İrem şunu içeri koysana yengecim ya. Ya da benim odaya at gitsin. Sofram böylece hazır bakar mısınız? Her şeyimiz oldu. Herkes bir şeyler getirdi. Herkesin kesesine bereket, ellerine sağlık. Gördüğünüz gibi mis gibi bir yılbaşı sofrası oldu. Şöyle de bir resim alacağım. Olacak bitecek. Bir tek Ali Nazik kızlar birazdan gelecek. Çünkü onun sosunu ısıtmam gerekiyor kıymalı olduğu için. Öyle. Herkese musmutlu, sağlık dolu, çok güzel yıllar olsun inşallah. Kızlar bu kadar bakın güzel bir sofra bu kadar böyle kalabalık. Herkesin ellerine sağlık tekrardan valla keserine de bereket. Beğendiniz mi canım benim? Güzel sofra, güzel insanlar. Aynen öyle valla sevdiklerimizle güzel bir yıl olsun inşallah sağlıkla böyle bereketle. Güzel olsun değil mi baba? Evet. Sağlık olsun, bereket olsun, hayırlı işler olsun.
Atalarımız ne demiş? Ne demişsin işte? Gelen giden aratır. Ay yok, aratmasın inşallah ya. İyi düşünelim, iyi olsun inşallah. Allah büyüktür. Aynen. Annem, biz yemeklerimizi yedik kızlar. Ay vallahi kızlar hemen girdi. İrem, Tuğçe, kız elinize sağlık. Vallahi mutfağımı adam ettiler kızlar. Her şey kaldırdılar vallahi, yıkadılar. Canım benim. Beraber. Ay ellerine sağlık. Her şeyi yazdık. Sizi sağlık. Sizeceğim şu yıkadıklarım bir kurulayın. Allah rızası için. Hemen hemen. Tuğçe, kurula yavrum onları. Hemen. Hemen. Gelirim ben seni. Dur kız, ben alırım onları. Yok yok, ben alırım. Dur kız, ben makineyi çalıştırayım size. Geliyorum şimdi. Hemen. Geliriyor, biliyor musun? Valla. Kız şuna bak. Kız bunları bırak yavrum. Bunlarla uğraşmayın. Ben onları şeye koyacağım. Sonra. Tamam, koy. Uğraşma, ne olur. Tamam, gene koy. Ay şuna bakar mısınız kızlar ya? Her yeri, her yeri başladılar vallahi. Ne yapalım? Yani canım Allah benim. Allah, ne olacak? Kız her gün gelin, yarın da gelin. Yani okulda yok ki, ben yediremiyorum. Kız Tuğçe! Kız o tepsiyi niye yapıyorsun? Sonra yapardım ben. Hayır, tepsiyi de yapacağım. Niye? Hepsini yapacağım ben şimdi. Sen merak etme. Ne zaman oturacağız pardon? Ellerine sağlık. Çayımız demleniyor, şimdi oturacağız. Tombala oynayalım kızlar. Tamam. Kız bir sorayım bakayım, okey oynayacaklar mı? Şekerlerim, kızlar pırıl pırıl yaptılar vallahi mutfağımı. Canım benim, ellerinize sağlık kız. Şimdi Ayten abla getirdi şu ıslak keki. Güzelce servis edeceğim. Cipsimizi ve kuru yemişimizi koyacağım kız. İçeri gider misin sen? Çatal var mı yoksa yıkayacağız? Var, hayır var. Galiba var. Galiba yoktu o kadar. Tamam, sen koy, ben gelip yıkıyorum. Ben yıkarım, hayır sen bir git. Hayır. Hayır Tuğçe, ben yıkayım artık. İki dolu. Ortadan alacağım, mecburen birisi bozulacak kızlar, hep böyle olur ya. Yer açılsın ki diğerlerini alabilirim değil mi? Şöyle bunları koyacağım. İçini patlattığım mısırlardan da koyacağım. Şekerlerim. Şöyle. Mısırlardan ortaya koyacağım Tuğçe. Kızlar bu görümcemler ya. Ne demek ay, o kadar bir sürü hazırlık yapmışsın. Ne yapmışım kız? Oo, neler neler yapmışsın. Neler ay canım neler. Siz de yaptınız olur mu? Börekler, pastalar, ayı nazikler. Aşkım. Pistikli tavuk pilavlar. Ay olacak tabii ya, olur mu Eşek? Bunların kuru biber, patlıcan. Kız hepsini ben mi yaptım? Siz de getirdiniz. Ellerinize sağlık. Kalbim var. Olsun kızsın, canın sağ olsun. Ne olacak? Şey alabilirsin mi? Alayım Aytan. Bunu yıkan. Şey. Bana mı? Yok. Valla. Hayır. Kız yersiniz, Alya falan seviyor. Alya çok seviyor. Doğa da seviyor herhalde. Aynen sever.
Meclis de var içeride. Ay tamam hadi yeter. Hayır, hayır. Hayır. Lütfen ya. Ay hiç uzamadınız ama ya. Anladım. E sen de yoruldun, işten geldin bir de. Aç. Şey değil ya. Yani sonra şey yapmıyorum. Yani, İrem gittikten sonra şey yapmadım. Bütün işler bana kaldı. Artık üşenme gibi bir eskisi şeyim kadar yok. Gitmiyorsun değil mi? Yani kendi üşenme gibi olsa. Şeyim yok yani. Ha, doğru. Önceden doğru. Çok üşenirdim. İrem'e hep şey yapardım. İrem şunu yap, İrem bunu yap falan diye. Şimdi iş başa düşünce? İş başa doğru. Düşünce hiç. Ay, yani ama şunu da yapmayın. Şöyle böyle diyemiyorsun yani. Ay canım benim. Aynen. Ne oldu? Ne oldu kız? Su mu bitti? Anam canlı yayında su bitti. Şey yapayım dur. Ha ay, geldi. Kız banyodan açtılarsa o birden ha. Bazen şey yapıyor. Ben de dedim kart mı bitti? Ha. Halbuki var yeni aldık su. Şunları... Şekerlerim. Şekerlerim meyve hazırlıyoruz şekerlerime. Şekerleme meyve hazırlıyoruz. Şekerlerim. Arkadaşlar. Kızlar diyorum. Çünkü erkekler de var. Geçen biri evet, yazmış ki. Evet. Biz izlemeyiz mi yani? İzlemeyelim mi yani yazmış. Dedim izle. Evet. Arkadaşları alıştırmaya çalışıyorum şimdi ağzımı. Kızlar diyorsun. Hepsi kız ama ya genelde. Yok kız var mı? Ben bakıyorum yorumlara erkeklere. Var var. Kız Salih bile izliyor. Hmm. Ondan sonra şey Köksal var Sibel ablanın damadı. Hmm. Diyormuş ki anne ya artık onu istiyorsan kızlar kızlar diyor. Ben de izliyorum ama diyormuş. Canım benim. Vallahi izliyorlar. Evet izleyenler var. Açalım muz var daha koysana. Herkesi koy kız şunlardan. Muz koy. Kız yetmez. Koyalım. Dur bir yerlersek koyalım. Şey. Ziyan olmasın.
Peki anam. Peki anam. Peki anacığım. Kızlar beklemediler meyveyi. Yengeç yiyecek yerimiz yok dedi. Kim? İrem. Ha. Ve Tuğçe de. Evet, şiştiler. Yeter ya. Tamam, şu elmayı da doğrayayım. İsterlerse yine var her şeyden. Bu yaruk. Çatala gerek var mı? Bence yok ya. Gerek yok. Çetele gerek yok. Aynen. Islak mendil koyarım her şeyden oraya. Aynen. Götüreyim mi? Götür götür abi sen bunu. Evet, evet, giriyoruz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hoş geldin 2022. Sağlıklı inşallah gel. İnşallah sağlık hayırla gel. Koronavirüsten kurtulun evet inşallah. Evet ya, inşallah. Ve şekerlerim, misafirlerim gitti. Şöyle, saç başı dağıldı bu arada. Evimi bir tekrardan toparladım. Mutfağımda sağ olsunlar tencerelere, tepsilere kadar yıkamışlardı zaten. Kızlar en son görümcem, tekrar çıkanları yıkadı. En son meyve bulaşığı kalmıştı. Onları da ben hemen makineyi boşalttım. Onları yıkadım. Yerleştireceğim şeyleri yerleştirdim. Yemek takımlarımı falan. Vallahi iyi oldu. Sabah en azından rahat ederim. Burayı bir süpürdüm hemen güzelce. Yani her yerim derli toplu ve temiz oldu şu an. Yarın çünkü işe gideceğim. Sabah böyle güzel bir kahvaltı yapayım. Rahat kahvaltı yapayım en azından. İşlerim olmasın ki böyle rahat edeyim. Öyle kızlar. Bu çok çok ama çok güzel bir akşamdı gerçekten. Muhteşem dediğim. Çok güzel geçti. İnşallah bu yeni yılda da sağlık, bereket, huzur, mutluluk, para hep bizimle olsun inşallah. Yüzünüzden gülücükler, cebinizden paracıklar ve sağlık en başta eksik olmasın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.